Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. MWC 2018 için gelmiş olduğumuz Barcelona'daki fuar turuna devam ediyoruz. Bu videoda sizlere Gamze ile birlikte Turkcell'in geliştirmiş olduğu ve bizim de çok önem verdiğimiz Hayal Ortağım adlı bir uygulamayı inceleyeceğiz. Şimdi Gamze, biz aslında uygulama dedik ama uygulamanın entegre olduğu bir baston söz konusu değil mi? Evet, bir baston ve adı WeWalk. Bu baston hayal ortağımıyla %100 entegre bir şekilde çalışıyor değil mi? Burada da herhangi bir hatamız yok. Hayal ortağımın farklı hizmetleri var. Bu hizmetlerin özellikle navigasyon ve ulaşım teknolojileri Vestel'in geliştirdiği, YGA ile birlikte geliştirdiği baston üzerinden görme engellilere ulaştırılabiliyor. WeWalk görme engelli arkadaşlarımızın hayatında nerelere dokunuyor? Hayal ortağım. Başlayayım öncelikle. Hayal ortamın iki temel hedefi var. Birincisi, görme engellilerin bilgiye hızlı ulaşmalarını sağlamak. Bu hedef doğrultusunda haber, köşe yazısı, eğitim, kitap, dergi gibi içerikler sunuyoruz. İkinci hedefimiz de görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımlarına destek olacak teknolojiler geliştirmek. Üç temel teknolojimiz var. Bir tanesi kapalı alanlarda navigasyon teknolojisi. Şu anda Türkiye'de 28 alışveriş merkezi ve bir müzede görme engelliler önünden geçtikleri mekanlar hakkında detaylı bilgi alabiliyorlar hayal ortağım uygulaması üzerinden. Aynı zamanda gitmek istedikleri mekan içinde kapalı alanlarda bir navigasyon hizmeti alabiliyorlar. İlk yapacağımız şey gideceğimiz yeri seçmek. Biz burası için bir durak belirledik gideceğimiz yer olarak. Öncelikle o durağı seçeceğim. Bus Stop 1 seçtim. Buraya git seçeneğini seçeceğim. Telefonumu salladığım zaman şu anda bulunduğum yeri söylüyor. Şimdi durağa doğru yürüyebiliriz. Bizim gideceğimiz hedef birinci duraktı. Durağa vardığımızda gitmek istediğin durağa vardın, bildirimini aldık. Burası bizim alışveriş merkezlerinde de kullandığımız teknoloji. Bunun yanı sıra sesli betimleme teknolojimiz var. Bu teknoloji dünyada bir ilktir. Görme engelliler biz sinemaya gittiğimizde çok fazla görsel detayı kaçırıyoruz. Bazen filmin ortasında bir şeyleri anlayamıyoruz. Bazen filmin sonunu tamamen anlayamıyoruz. Hayal ortağım vizyon filmlerinde görsel detayları görme engelliler için detaylı bir şekilde aktarıyor. Uygulama filmi sesinden tanıyor, filmle otomatik senkron oluyor ve diyalogların olmadığı bölümlerdeki bütün görsel detayları görme engelliler uygulama üzerinden takip edebiliyorlar. Barış evde şöminenin başındaki minderde oturuyor. Barış elinde bir fotoğraf tutuyor. Üzgün bir ifadeyle boşluğa bakıyor. Barış hatırlıyor. Geçmiş. Barış ve Feride'nin Mahirlerin evinin merdiveninde karşılaşmaları. Banyoda Mahir'le yaptıkları su savaşını kapıdan izleyen Feride. Şimdi Barış elindeki fotoğrafa bakarak gülümsedi. Sesli betimlemeye bir şey daha eklemek istiyorum. Bu teknolojiyi biz 2016'nın başında geliştirdik ve 2 senede 80 vizyon filmini ve 1 televizyon programının sesli betimlemesini görme engellilere ulaştırdık. Ayda ortalama 5 filmi de betimlemeye devam ediyoruz. Son olarak da bir ulaşım teknolojisi geliştirdik. Otobüsü bekliyoruz durakta ama hangi otobüs geliyor, bizim beklediğimiz otobüs şu an durakta mı değil mi? Bunu takip edemiyoruz. Başka birisinden yardım rica etmek durumunda kalıyoruz. Hayal ortağım şu anda hem görme engelli kişinin beklediği otobüsün durağa geldiği bilgisini, hem ineceği durağa geldiği bilgisini veren ve toplu taşıma deneyimini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir hale getirmeye çalışıyoruz. T80 otobüsümüz var. Burası için özel yaptık. Öncelikle otobüsü seçiyorum. T80'i seçtim. Bir sonraki adımda ise bu sefer ineceğim durağı seçeceğim. Bu hattı seç diyorum. Şimdi karşıma bir uyarı çıktı. Aslında bu uyarı da bana şunu soruyor. Bir dakika sonra gelecek olan T80 otobüsüne binmek istediğine emin misin? Ben bunu onayladığım anda otobüs şoförünün önündeki ekrana şu duraktan seni bir görme engelli bekliyor, otobüse binecektir diye bir uyarı gidecek. Şu anda T80 otobüsünün gelmesini bekliyoruz. Geldiği zaman yine uygulama üzerinden bir uyarı alacağız. Beklediğim otobüsün durağa geldiğine dair bildirimimi aldım. Otobüse geçebiliriz. İneceğimiz durağa geldiğimizde de yine benzer bir uyarı aldık. Ulaşım teknolojisi de bu şekilde. Biz bugüne kadar bir şehirde bunun pilot çalışmasını yaptık ve hedefimiz bunu Türkiye'deki tüm belediyelerle birlikte hayata geçirmek. Bu üç teknolojiden navigasyon ve ulaşım teknolojileri Vestel'in YGA ile birlikte geliştirdiği WeWalk'a entegre olacak. Dolayısıyla görme engelliler kapalı alanlardaki navigasyon hizmetini ve toplu taşıma hizmetini telefonlarını hiç ceplerinden çıkarmaya ihtiyaç duymadan baston üzerinden alabilirler.
yapabiliyor olacaklar. Nedir bu bastonun geleceği? Şu an baston üretim aşamasında, bu sene içerisinde artık görme engellilerle buluşabilecek. Hem Webtekno YouTube kanalı adına hem de bizim takipçilerimiz adına bu değerli bilgileri bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz Gamze sana. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Böylece artık videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca tam şuradaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.